sen de gül, hep benim yanımda ol. Koşalım birlikte yarınlara. Anlat bana sevgiyi, anlat. Elimden tut götür beni, gelecek o güzel mutlu günlere. Benimle oynar mısın benimle? Oynar mısın benimle? Umutla ve neşeyle. Benimle oynar mısın benimle? Oynar mısın benimle? Umutla ve neşeyle. Benimle oynar mısın benimle? Günaydın, günaydın, günaydın. Kanunç ekranlarından ve Çocukça programından küçük büyük bizler izleyen bütün izleyicilerimize günaydın diyoruz. Keyifli, mutlu, huzur dolu bir hafta sonu geçirmelerini diliyoruz. Evet sayın seyirciler, bizler bugün Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören İlköğretim Okulu ana sınıf öğrencileriyle birlikteyiz. Öğrencilerimiz birbirinden güzel, birbirinden şık, pek de akıllılar maşallah. Onlarla birlikte bugün öğretmenimizin gözetimi altında böyle çeşitli etkinlikler yapacağız. Sanat etkinliği, Türkçe dili etkinliği vesaire vesaire. Bir sürü etkinliklerimiz var. Dilerseniz bu etkinlikler hakkında kısaca bir bilgi alalım. Sevgili çocuklar, az sonra bölümünü de izledikten sonra şimdi ne yapıyoruz? Sanat etkinliğine geçiyoruz. Bu hafta öğretmenimiz enerji tasarrufunu konu alıyor ve enerji tasarrufu hakkında çocukları sanat etkinliğine geçmeden önce yarım ay şeklinde oturtuyor ve enerji tasarrufu hakkında bilgiler aşılıyor. Bizler çocuklarımızın dişlerini fırçalamasını söyleriz, ne yaparız? Onlar lavaboya girdiğinde ışığı açarız, dişlerini fırçalamalarını sağlarız. Ama ne yapıyoruz çocuklarımızı bu hafta sayın seyirciler? Mutlaka ve mutlaka enerji tasarrufu hakkında bilgilendiriyoruz. İşte suyu açtıklarında dişlerini fırçalarken suyularını kapatmaları gerektiğini, lavabodan çıktıktan sonra ışık kapatmaları gerektiğini, buzdolabından herhangi bir şey alınca kapağını mutlaka kapatmaları gerektiğinin böyle önemli vurgulayalım ki çocuklarımız da enerji tasarrufu hakkında küçük yaşta bilgilensinler. Öğretmenimiz bu konuda gerçekten çocuklarımıza harika konular anlattı. Onlara dilinin döndüğü kadarıyla, elinden geldiği kadarıyla bilgiler aşıladı. Dilerseniz bu bilgilerden biz de yararlanalım ve sanat etkinliği dersimizde enerji tasarrufunu ele alalım. Su geleceğimizdir. 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 Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın. Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar. Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım. Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum. Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz. Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz. İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek
İlerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz. Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak. Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz. Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım. Şarkılar öğreneceğiz, yeni şarkılar, sanat etkinliği yapacağız. Ama öncesinde bugünle ilgili biraz sohbet edelim, tamam mı? Ocak ayının ikinci pazartesiyle başlayan haftada enerji tasarruf haftasını kutluyoruz. Çocuklar, tasarruf ne demekti? Hatırlıyor muyuz? Hani kapatmak. Işığı kapatmak. Eğer ışığı kapatmazsak ne oluyor da elektrik faturalarımız? Şişiyordu değil mi? Çok pahalı oluyordu. Çok bize yüksek fiyatlı faturalar geliyordu. Evet çocuklar, dişlerimizi fırçalarken aynı şekilde ne yapıyoruz? Musluğu kapatıyoruz. Peki, odadayız. Hiç kimse yok. Sadece biz çizgi film izliyoruz. Ama çizgi film bitti ve ben sıkıldım. Oyun oynamak istiyorum. Lambayı, televizyonu kapat. Hemen ne yapıyorum? Televizyonu kapatıyorum. Peki, evde üşüdüm. Pencereyi açsam olur mu? Olmaz. Olmaz. Ne yapıyorum? Pencereyi kapatıyorum. Daha fazla üşüyorsam ne yapıyorum? Üzerime giyiyorum. Üzerime daha kalın kıyafetler giyiyorum, değil mi? Karnım acıktı. Mutfağa gittim. Buzdolabının kapağını açtım. Yemek aldım. Ne aldım? Hadi diyelim ki yoğurt aldım. Buzdolabını ne yapıyorum kapağını? Kapatıyorum. Hemen kapatıyorum. Uzun süre buzdolabının kapağı açık kalmıyor. Bu da bir tasarruftur değil mi? Evet. Odadan dışarı çıkarken ışığım yanık kalmıyor. Ne yapıyorum? Kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Peki musluğu açtım. Ellerimi yıkadım. Ne yapmalıyım? Kapatmalıyım. Ama musluktan damla 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 su geliyor. Ne yapmalıyız? Tahmin etmek. Biz tahmin edebilir miyiz? Hayır. O zaman ne yapalım? Anne babayı çağıralım. Anne babaya söyleyelim, hemen bir tamirci getirsin. Çünkü biliyor musunuz, damla damla akan sular kovalarca su demek, değil mi? Evet. Evet çocuklar, siz de şimdi sanat etkinliğimizde bu çalışmayı yapacağız. Gördüğünüz gibi önce ne yapıyoruz? Musluğumuzu, kalemliklerimizdeki kuru boyalarımızla musluğumuzu boyayacağız. Daha sonra parmak boyalarımızla, mavi parmak boyalarımızla ne yapıyoruz? Su damlaları yapıyoruz. En sonunda hani musluğu kapatmamız gerekiyor ya, bunu unutmamak için başka bir fon kartonu, renkli fon kartonu ile ellerimizi çizeceğiz, keseceğiz. Ve kuruduktan sonra bu çalışmayı yapıştıracağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hazır mıyız? Blinks at the sun and commences to run with the
Tamamladıktan sonra ne yaptık? Musluktan su akan bir yer yaptık. Sonra el uzattık. Ona işte kestik fon kartonuyla falan. Harika parçalar oluşturduk. Harika bir etkinlik de yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Türkçe dili etkinliğine geçiyoruz. Efendim Türkçe dili etkinliğine geçerken ilk parmak oyunumuzun ismi Tavşanım. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Çocuklar şimdi sizinle birlikte söyleyecekler. Bizi ekranları başında izleyen çocuklarımız da bize eşlik etsinler. Tavşanım, tavşanım, ayağımda kan kuşlar, et sürmüş, yer tırmış, tavşanım, hala.
değerli izleyenler, tavşanım şarkısını söyledikten sonra şimdi 1, 2, 3 atlı parmak oyunumuzu oynuyoruz. Evet, şimdiki parmak oyunumuz ise tombik. Dilerseniz bu parmak oyununu önce biz yapalım. Yani ben yapayım, onun arkasından çocuklarımız tekrar etsinler. Ellerim tombik tombik, kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçlarım bakım ister, hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Sonra bize ne derler çocuklar? Bize pis derler, pis derler. Bize pis derler, pis derler. Şimdi ne yapıyoruz? Önce benim söylediğim şarkıyı çocuklar tekrar ediyor. Ellerim tombik tombik, kirli eller sevilmez. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçların bakım ister, hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, bize pis derler, pis derler. Herkesin elini önde görebilir miyim lütfen? Harika. Bunlar kim? Bu ailenin adı ne? Bu ailenin adı ördek ailesi. Bu anne ördek. Bu da baba ördek. Bunlar da yavruları. Derede yüzüyorlar. Bakayım en güzel hangi ördek yüzüyor? Kimlerin ördekleri güzel yüzüyor? Derede yüzüyorlar. Vak vak diyorlar. Ha, siz de vak vak deyin bakalım. Vak vak diyorlar. Bir balık görünce herkes baksın. Herkes baksın, bir balığı görsün. Bir balık görünce ne yapıyorlar? Yakalayıp yiyorlar. Evet, bizler izleyicilerimizin çocukları da mutlaka parmak oyunlarını tekrar etsin diye düşünüyoruz. Ve ne yapıyoruz? Şimdi güzel parmak oyununu çocuklarla birlikte yapıyoruz. Bu anneli. Bu şimdi benim en sevdiğim parmak oyununa sıra geldi. Baş parmağım. Elleri saklayalım mı? Ellerimizi arkamıza saklıyoruz çocuklar. Sonra hep birlikte baş parmağım atlı parmak oyunumuzu oynayacağız. Bizi izleyen çocuklarımız, sizler de bu parmak oyununu oynayın. Bunlar hem sizin küçük kaslarınızı geliştirecek hem de parmaklarımızın isimlerini öğrenmemize yardımcı olacak. Hazırsanız başlayalım mı çocuklar? Hazırız. Hadi başlayalım. Baş parmağım, baş parmağım, neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? İşaret parmağım, işaret parmağım, neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? Orta parmağım, orta parmağım, neredesin, neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? Yüzük parmağım, yüzük parmağım, neredesin, neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? Serçe parmağım, serçe parmağım, neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? Bitti. Şimdi siz yapar mısınız? Ben sizi izleyeyim, olur mu? Baş parmağım, baş parmağım, neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? İşaret. Parmak kaç, parmak kaç?
çocuklar makarayı yapacağız. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı. Şöyle de böyle şap şap şap, şöyle de böyle şap şap şap. Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Zını kır. Riba. Ellerini bağla, uslu çocuk ol diyoruz ve ne yapıyoruz? Şimdi makara atlı parmak oyunumuzu çocuklarımız yapıyor, bizler izliyoruz. Sar 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 makara. Makaramızda çocuklarımızdan izledikten sonra sırada çaydanlık adlı parmak oyunumuz var. Çocuklarımız bu parmak oyununu çok ama çok seviyor. İnşallah ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizin çocukları da bu parmak oyununa bayılır. Evde annelerine babalarına bol bol yaparlar.
gelinler gelmiş. Aman efendim, hoş geldiniz. Rengarenk, çiçek gibisiniz. Küçük, büyük, her yaştan. Toplanmışken hazır burada, müzik, coşku hep bir arada. Eğlencemiz başlıyor ha. 1, 2, 3... Merhaba dedi çocuklar, mutlu oldu büyükler, gülüşüyorlardı kızlar, koşuşuyordu erkekler. Uslu çocuklar, akıllı çocuklar, eğlenirken ibret alırlar. Hem düşünürler hem oynarlar, aynı zamanda çalışkandırlar. Şimdi yeniden hep birlikte alkışlarla tempo tutarak, neşemize neşe katarak, 1, 2, 3. Merhaba dedi çocuklar, mutlu oldu büyükler, gülüşüyorlardı kızlar, koşuşuyordu erkekler. Değerli izleyicilerimiz ve sevgili çocuklarımız, hikaye öncesi etkinliklerimizi, yani parmak oyunlarımızı şimdi bitirdik ve hikayemize geçiyoruz. Hikayemizin adı ne biliyor musunuz çocuklar, tahmin edin? Balık. Evet, şöyle bakın. Hikayemize bakın. Balık. Evet. Hikayemizin adı Yaramaz Bulutlar. Neymiş hikayemizin adı? Evet, ekranları başında şu an bizleri diğer arkadaşlarınız da izliyor. Onlar da dinlesin. Birazcık sessiz olalım. Bakalım hikayemizde neler olmuş bitmiş. Ben çok merak ediyorum. Gökyüzünde neşeli iki bulut yaşarmış. Bu bulutlar her gün dans eder, oynarlarmış. Kahkahalar atarak herkesin dikkatini çekerlermiş. Güneş onları izlermiş. Güneş bir gün bu iki neşe bulutunun yanına gitmiş. Bakalım ne diyecek? Ben de sizinle oynayabilir miyim Bulut kardeş? Demiş. Bulutlar suratlarını asarak güneşe bakmışlar. Seni istemiyoruz. Sen bizim arkadaşımız değilsin. Demişler. Güneş ise bu duruma çok üzülmüş çocuklar. Bulutlar güneşi yanlarına katmamış. Bulutlar güneşin yanından hızlıca uzaklaşmış gitmişler. Gitmişler, gitmişler. Güneşi göremeyecekleri çok uzak bir yerde durmuşlar. Birden üşümeye başlamışlar. Gittikçe çok üşümüşler, titremişler. Tir tir titrediklerini fark etmişler. Titreyerek kar yağdırmaya başlamışlar. Gördünüz mü çocuklar? Bulutlar soğuk havada çok üşümüşler ve titremişler. Titreyin bakayım siz de. Deriz değil mi? Çok üşüyünce bizler titreriz. Evet. Neden üşüdüklerini düşününce yaptıkları hatayı hemen anlamışlar. Aa, acaba ne hata yapmışlar? Güneşe gidip ondan özür dinlemeye karar vermişler. Birlikte hızlıca güneşin yanına gitmişler. Nasıl gitmişler hızlıca? Huu diye. Hızlıca güneşin yanına gitmişler. Bakalım güneşe ne diyecekler? Güneşin yanına gelince seslenmişler. Güneş kardeş, güneş kardeş. Senden özür diliyoruz. Sen olmayınca biz çok üşüyoruz. Ne olur, ne olur bizi affet diye güneşe yalvarmışlar. Güneş önce hayır, hayır istemiyorum dese de bulutların haline dayanamamış ve onları affetmiş. Sonra hep birlikte eğlenip dans etmeye başlamışlar. Hepsi neşe içinde gülüp oynuyorlarmış. Fakat aa, o da ne? Bulutlar güneşe çok yaklaşınca terlemeye başlamışlar. Hava çok sıcak olunca biz ne yapıyoruz? Terliyoruz değil mi? Evet.
üstümüzdeki neleri çıkartıyoruz? Ceketimizi çıkartıyoruz. Hava çok çok sıcaksa pencereyi açıyoruz değil mi? Ama pencereyi açmayacağız artık. Odamızın kapısını açacağız. Çünkü öğretmenimiz enerji tasarrufu hakkında bizi sıkı sıkı tembihledi. Bulutlar birbirine çok yaklaşınca da o da ne? Çarpışmışlar. Yani şimşek çakmış. Bu sırada büyük bir ışık ve yüksek bir ses çıkmış. Yağmur yağarken o çıkan sese ne diyorduk biz? Şimşek diyorduk, evet. Yani şimşek çakmış. Bu sırada büyük bir ışık ve yüksek bir ses ortaya çıkmış. Ardından bulutlardan yağmur damlaları düşmeye başlamış. Görüyor musunuz yağmur damlalarını? Görüyorum. Arasında da şimşek var çocuklar. Şöyle bizleri izleyen izleyicilerimiz de görsünler. Sonra sayfamızı çevirelim. Bu durumu gören bulutlar birbirlerine bakıp gülmüşler. Bir süre sonra yağmur dinmiş. Güneş bulutların yanına yaklaşmış. Tam o sırada iki bulut arasında gökkuşağı görmüş. Görüyor musunuz gökkuşağını? Siz hiç gökkuşağı gördünüz mü? Mutlaka görmüşsünüzdür. Her yağmur sonrası böyle renklerle dolu ve çizgiler ortaya çıkar. Gökkuşağının renkleri kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor ve pembedir gördüğünüz gibi çocuklar. Bulutlar başlamışlar gökkuşağının renklerini saymaya. Hadi hep birlikte sayalım çocuklar. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. İki bulut da neşeyle kahkahalar atmış. Güneş de onlara mutlulukla ne yapmış? Gülümsemiş. Bulutlar gün boyu yaşadıklarını düşünmüşler. Güneş bulutlara veda edip gitmiş. Ay dede gelmiş. Bulutlara masal anlatmış. Bulutlar masalı dinlerken ne yapmışlar? Uyumuşlar. Evet sevgili çocuklar. Dinlerken ay dedeyi uyuyakalmışlar. Ve masalımız da burada bitmiş. Dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, bizler ne yaptık? Türkçe dil etkinliğini bitirdikten sonra müzik etkinliğine geçeceğiz. Ama müzik etkinliğine geçmeden önce dilerseniz bilgi ekranından bu hafta çocuk gelişimi ve eğitim hakkında birazcık bilgiler alalım. Yani çocuklara birçok eğitimin verildiği yerdir demiştik. 3 yaşındaki bir çocuk diye düşünün. 0-36 ay arasında kreşlerde verilen eğitimde çocuklara tuvalet becerisi, yeme, içme, oturma, kalkma, küçük kas gelişimiyle ilgili özellikle boyama, yoğurma maddeleriyle çalışma gibi etkinlikler yaptırılıyor. Arasında
Özellikle okul öncesi eğitim çocuğun sosyal gelişimini destekliyor. Çünkü 3 yaşa kadar biz çocuklarımızı evlerde baktığımız zaman en fazla gördüğü insan akrabalarıyla sınırlıdır ya da akrabaların çocuklarıyla sınırlıdır. 3 yaşında okula başladığı zaman en az 20 kişilik çocukla karşılaşıyor. Hatta uygulama okullarında 70-80 kişilik çocukla karşılaşıyor. Kendi annesinden babasından başka büyük bir insanla karşılaşıyor. Bu öğretmeni sosyalleşmesini destekliyor. Ne yapıyor? Arkadaş ediniyor. Annesinden babasından başka bir başka otoritenin sözünü dinlemeye başlıyor. Duygusal gelişime desteği var. 3-6 yaş arasında çocuğun duygusal gelişimi çok önemlidir. Korkuların yaşandığı, sorumluluk bilincinin geliştiği, üzüntülerin, sevinçlerin öğrenildiği, yani birçok kavram becerisinin öğrenildiği zamandır. Bunlar destekleniyor. Bunun dışında psikomotor gelişimi destekleniyor ki küçük kas gelişiminin desteklenmesi de, büyük kas gelişiminin desteklenmesi de çok önemlidir. Çünkü 0-6 yaş çocuğun hızlı büyüdüğü bir dönem. Oturmayı kalkmayı öğreniyor dedik, atlamayı zıplamayı öğreniyor. Merdivenden inip çıkmayı öğreniyor. Bir tırmanma merdivenine tırmanmayı öğreniyor. Yarışmalı oyunları öğreniyor. Küçük kas gelişimi adına boya yapmayı öğreniyor. Resim çizmeyi öğreniyor. Yoğurma maddeleriyle çalışmayı öğreniyor. Kalem tutmayı öğreniyor. Çünkü 3 yaşındaki bir çocuğun kalemi tutma süresi 10 dakikayken 72 aylık bir çocuk, 6 yaşını doldurmuş olan bir çocuk artık 20 dakikadan fazla ince bir kalemi elinde tutup yazı yazabilecek hale gelebiliyor. Psikolojik gelişim açısından çok iyi. Korkularını yenebilmeyi öğreniyor. Çünkü hayvanları öğreniyor, insanların yaklaşımlarını öğreniyor. Yaşlıyı, genci öğreniyor, sevmeyi, saymayı öğreniyor, insanlara nasıl yardım edecek bunu öğreniyor. Hangi sorumlulukları başarmak zorunda bunu öğreniyor ve bunun sonucunda da artık ilkokula hazır hale geliyor. Seyirciler, havaların soğuması ile birlikte bizler kendimizi ne yazık ki eve hapsetmek zorunda kaldık. Çünkü dışarısı soğuk. Yapacak pek fazla da etkinlik açıkçası yok. Hepimiz evde televizyon izliyoruz, komşu ziyaretlerine gidiyoruz. Bununla sınırlı kalıyoruz. Ama bu hafta sonu sizler eve kapanmayın. Çocuğunuzu yanınıza alın ve mutlaka bir sinema salonuna giderek orada çocuğunuzla keyifli bir film izleyin. Bunun için bizim size farklı önerilerimiz var. Kimse bu diyarlara nasıl geldiğimizi bilmiyor. Büyü ve tehlikeyle dolu bu diyarlar. O benim babam, Damroh Kralı. Bunlar da erkek kardeşlerim. Küçük şeytanlar demek daha doğru. Bir de annem var. Hayatımın her gününü o yönetiyor. Bir hanımefendi silahını asla masanın üstüne koymaz. Anne! Sözümü hiç dinlemiyor. Meridaymışım gibi davran, benimle konuş. Bekar kalıp gün batımına oklar atarken vadide bir güzel geçinmek istiyorum. Her ilk doğan çocuk güzel bakire için rekabet etmeli. Ben kendim için atış yapacağım. Sakın bir ok daha atma. Bir zamanlar tanıdığım o inanılmaz kıza ne oldu? Kaderimi değiştirecek bir büyü istiyorum. En kötü şey ne olabilir ki? Her çağda aile krallıktır. Ve en cesur yolculuklara hiçbir zaman yalnız çıkılmaz. Kaderini değiştirme şansın olsaydı bunu yapar mıydın? Disney'den Cesur. 2012 yazı. Disney Dijital 3 boyutlu. Evet sayın seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören İlköğretim Okulu ana sınıf öğrencileriyle birlikte birbirinden güzel etkinlikler hazırladık ve sunduk. Enerji tasarrufu hakkında ise çocuklarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Elimizden geldiğince inşallah bunu becerebilmişizdir. Ve sayın seyirciler, bir sonraki programımızda farklı konu ve etkinliklerle farklı bir okul öncesi eğitim kurumundan sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Sizler kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
Yenmemi ben yemeye.